Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Bugün elektronik ticareti konuşacağız. Çünkü Black Friday, Türk Türkiye'deki adıyla Kara Cuma yaklaşıyor. İşte herkesin merak ettiği o Kara Cuma'da nasıl alışveriş yapacağız? Kimler daha çok nelere yönelecek? Gelin birlikte değerlendiriyor olalım. İki değerli konuğumuz var. Bir tanesi Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi. Efendim hoş geldiniz. Hı. Ve Hepsi Burada.com'un Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz sizinle başlayalım Emre Bey. Ee, öncelikle bir e, elektronik ticaretin fotoğrafını çekelim mi? Türkiye'de nereye geldik? Çünkü hem pazar büyüklüğü açısından hem en çok beğeni gören hem en çok alışveriş yapılan iller açısından aslında güzel datalar var sizde. Biliyoruz istatistikler evet. onları paylaşalım mı izleyicilerimizle? Türkiye e-ticaret anlamında e, çok heyecanlı bir pazar. E, ama hala işin daha başında dediğimiz bir pazar. E, perakende'nin oranına baktığımızda e-ticarete göre halen üçlerde. Dünya ortalamaları %8'lere, %9'lara, hatta gelişmiş ülkelerde veya Çin'de bu %25'lere kadar varmışken biz daha 3-4 seviyesindeyiz. Bu güzel bir şey. Demek ki gidecek, daha katlanarak gideceğimiz bir sektör olarak yolumuz var. Ama her senede aslında %30-35 bandında da büyüyoruz. Geçen sene tübi̇sat etid raporuna göre 42 milyar TL'lik bir e-ticaret pazarı vardı. Bu sene de 50 milyar TL'yi geçeceğini umuyoruz. Türkiye'de tabii hep böyle e-ticaret sanki sadece büyük illerden yapılan bir şey gibi düşünülür ama aslında çok homojende bir dağılım var. Yani internet ve nüfusa göre çok not, internet kullanımı ve nüfusa göre eşit dağılımlı bir ee, e ticaret dağılımı var ve e, aslında Ciro'nun ya da işlemlerin neredeyse yüzde altmışı da e, büyük şehirler dışından e, geliyor. E, kadınlarımız da ha, hep e, biz kadınlara alışveriş yapıyor denir. Öyle mi gerçek? <laughs> şimdi. E, e-ticaret e tabi geleneksel olarak daha böyle e işte cep telefonu ya da bilgisayar malzemeleri gibi ürünlerin internetten satış ile başladığı için erkekler daha önce aslında burada başladı ama şu anda 60'a 40 gibi hala erkek ve e erkeğin 60, kadının 40 olduğu gibi hala bir, e bir oldu. denge var ama <laughs> e hızlıca da tabi ilerliyor. Ee, peki. Hah. Ve bu yani özellikle bu hafta sonu olacak olan kampanyalardan buna işte Amerika'da Black Friday hı hı. E, diyorlar. Türkiye'de 3 e, sene önce üyelerimizden hepsi burada buna efsane ismini e, taktı. Evet. Efsane e, Cuma, e, Cuma dedi. O açıdan da teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü kara kelimesini çok kullanmak tabii tabi evet, Cuma'yla evet, e, sektör ama olarak evet, e, istemiyoruz evet. ama bu da e, yani e, sezon sonuna daha gelmeden yani e, son ayın cirosuna belki bir, bir bir katkı daha olacak kadar işte yıl sonu alışverişini de e, tetikleyecek sektörün e, oluşturduğu bir e, alışveriş festivaline e, dönüştü 3 sene önce ve her sene de katlanarak e, büyüyor. Bu da tabii kadınlarımızın da alışverişlerinde e, tetikliyor. Tüketimde ciddi bir canlanma alıyor diyebiliyorum değil mi yani onu rakamlarla siz belki kendi özelinizle biraz daha özetleyebilirsiniz Tabii. Koray Bey gerçekten ticaretin canlandığı aile bütçesinin ve ekonominin kazandığı bir efsane Cuma hazırlığı içerisindeyiz bizde ee, senelere baktığımız zaman bugün de ciddi hacimler oluşturuluyor bu sene de bir günde 45 günlük bir hacmi yakalamayı planlıyoruz Geçen sene 12 milyon ziyaret almıştır. Bu sene ziyaretin 20 milyonu geçmesini bekliyoruz. Emre Bey'in dediği gibi %60'ı alışverişin Anadolu'dan gelecek. Yani illere yığılı bir alışveriş değil. Ve işin diğer güzel tarafı satıcıların %50'si yani biz işletmelerle birlikte pazar yeri modeli üzerinden bu ürünleri, hizmetleri müşterilerimizle buluşturuyoruz ve 15 bin işletme Bizim platformumuz üzerinden cazip indirimleri, kampanyaları hazırlıyorlar. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam müşterilerimize sunuyor olacağız. 550 milyon ürün hazırlanmış durumda. Şöyle düşünebiliriz, Çok ciddi bir bunu 17 bin taşıma aracı taşıyacak, Doğru. 63 bin sadece dağıtım tarafında personel çalışacak. Bizim tarafta işletmelerle birlikte şirket olarak 50 bin çalışan destekliyor. Yani 100 binin üzerinde bir çalışanın önümüzdeki günlerde çok yoğun olarak bu iş pürüzsüz olsun diye teknolojisi, pazarlaması, müşteri hizmetleriyle bu cazip kampanyaları, indirimleri müşterilerimize sunuyor olacağız. Neler dikkat çekiyor peki? Ay, Koray Bey, şunu sorayım hemen. Neler dikkat çekiyor noktasında? Emre Bey az önce dedi ki teknolojik ürünlerle başlamıştı. Şimdi hala ağırlık orada mı? Şimdi e, sağlıktan güzelliğe. Yok. Giyime, kıyafete, e, elektroniğe, elektronikten anne bebek kategorisine, kitaba kadar birçok kategori bir dikkat çekiyor. Hmm. 30'un üstünde kategoride 17 milyon ürün çeşidini sunuyoruz. Dolayısıyla e, kat ve kat büyüyen giyim, sağlık, güzellik geçen sene mesela en fazla e, dikkat çeken, ilgi gören kategoriler arasındaydı. Bu cazip indirimlerin yanı sıra... Ödeme kolaylıkları da sunuyoruz. Sürekli hizmeti Farklılar de geliştirmeyi e, planlıyoruz. E, bu sene yeni olarak e, bir alışverişte birden fazla kredi ka kartını kullanabilme imkanı e, geliyor. Ve vade farksız, 3 e, ay e, vade farksız kredili alışveriş imkanı geliyor. Dolayısıyla platform üzerinden e, kullanıcılar e, kredi kullanabilecekler eğer tercih ediyorlarsa. Hem... E, İndirim tarafından hem ödeme kolaylıklarıyla ve tamamen ihtiyaç ve beklentiye yönelik geçen seneden öğrendiklerimizi dahil ederek ürün gamımızı da sürekli e, yeniliyoruz. Peki hemen Emre Bey'e döneceğim. E, şimdi Cuma'ya odaklı ama hafta boyunca da yapılan indirimler var. Orada en çok böyle rağbet gören gün ve saat dilimi olarak belirlenen ölçüm yapılmış bir e, dönem var mı? Şimdi e, doğal olarak bunun aslında en e, zirveyi gördüğü akşam Cuma akşamı oluyor. E, tabii bir perşembe akşamından evet. başlıyor. E, i̇nsanlar ilk başta bir biten ürünler de var tabii. Stok, yani stok ne kadar yani 550 milyon üründense dense de yani sektörde ne kadar fazla ürün, ürün olsa bile sonuçta belirli ürünler stokları sınırlı Doğru. e, ister, ister istemez. Sonuçta fiziksel bir iş, bir iş, yapıyoruz. Perşembe akşamı bir e, yoğunluk oluyor ama özellikle cuma akşamı gerçekten hani e, işten çıktı, bitti. Biraz da planlamayı doğru e, yapmış oluyor. Hafta sonuna da e, girmeden önce çok da güzel güzel bir e, zaman oluyor. E, ciddi bir trafik zaten mobil cihazlardan evet. e, geliyor. Artık Türkiye eee yaklaşık 3-4 sene önceden beri mobil bir ülke. Bunu Doğru. söyleyebilirim. Mobil ticaretin olduğu, e, olduğu bir, bir ülke. E, o yüzden cuma akşamı diyebiliriz bu e, şey ama hafta sonuna da devam et, e, eden. Zaten bizim üyelerimiz bunu hani hafta başından beri duy, duyuran duyuranlar var. Yani bu hafta e, Türkiye'de e-ticaret için bir alışveriş festivaline ne dönüştü. Batılı ülkelerde aslında bu çok uzun yıllardır uygulanan bir sistem ama Türkiye yeni yeni e, ...adapte olduğu bir sistem doğru mu? Evet evet yani bu bu tabi e, e, biz biraz böyle tam bir alışveriş festivali günü bizde tam e, nosyon oturmamıştı Hı. oturmamıştı e, üç sene önce hepsi burada buna bir e, işte efsane ismiyle e, başlattı ve gerçekten böyle bir ihtiyaç da e, varmış hem tedarikçiler anla, e, için. Çünkü gerçekten ticaretin de e, biraz daha fazla tetiklenmesi özellikle bugün bugünlerde de böyle bir ihtiyacı da karşı, karşılamak için ticareti de tetiklemek amacıyla. Bir de tüketicilerin de tüm sene boyunca belki ya onu alsam mı almasam mı dediği şey evet, belki evet şeyleri, al baksana doğru ödeme yapılarıyla doğru fiyatlamayla e, ve hızlı evinize gelecek bir şekilde güvenli bir şekilde gelecek bir şekilde. E, alışveriş yapmasını sağlayan bir ortam sağlıyoruz aslında. Amaç bu. Peki elektronik ticaretin geleceğine baktığımız zaman durum nasıl? Yani siz neler görüyorsunuz? En azından yurt dışındaki trendlere veya öngörülerinize dayalı olarak raporlara dayalı olarak neler öngörüyorsunuz? Evet şimdi elektronik ticaret aslında perakendenin dönüşmüş bir hal. Yani e, uzaktan me, mesafeli satış bunun bizim Türkçedeki e, yasal olarak e, tanımı. E, biraz da bir kolaylık. Ve baktığımızda yani Çin'e baktığımızda e, perakendenin yüzde 25'i olmuş durumda ve bu aslında perakendeyi de ileri itiyor. Yani e, perakendeden çalıyor gibi bir, bir e, hmm. durum yok. Yani önümüzde öyle bir örnek var. Gelişmiş ülkelerde bu yüzde on. Bu şu demek e, Türkiye'deki e ticaret Türkiye ekonomisinin en itici güçlerinden bir tanesi. Her sene yüzde 35 büyüyor. Yani bizim ülkemiz yüzde beş altı bandında ekonomimiz büyürken ki gerçekten dünya e, seviyelerin üzerinde büyürken sektör 35 büyüdüğü için itici bir güç ve katma değer yaratan bir güç duvarları yıkıyor sınırları yıkıyor fiziksel olarak belki bir belirli ürünlere erişim olamadığı noktada onu sağlıyor O yüzden ee, ...çok ciddi bir e, büyüme bekliyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz elektronik ticareti... ...geçtiğinde? Yani, şöyle tamamlayabilirim... ...gerçekten şimdi bu 15 bin... ...işletmeyle biz çalışıyoruz. Bu işletmelere... ...baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük... ...markaları ve e, Türkiye'ye... ...yayılan kobiler var. E, bazı sürprizlerden... ...örnek e, vererek... ...bunu açıklayayım. Yani... ...internette mesela ev alma... ...kolaylığı ile müşterilerimizin karşısına... ...çıkacağız. Dolayısıyla... Ee, i̇nternet üzerinden çok satış yapma alışkanlığını elde etmemiş firmalarla biz anlaşmalar yaparak internet üzerinden daire satışını gerçekleştireceğiz. Yani onların da aslında daha profesyonel ee, bir e, platforma taşınmasını sağlıyor musunuz doğru e, mu? Dijital dönüşümü birlikte ha. geçişi yapıyoruz diyeyim. Biz el ele e, yapıcı bir iş modeliyle e, büyüyoruz diyeyim ve gerçekten çok kanallı perakende de ...kendi kanalları üzerinden satışı yaparken... ...bizim platformumuzu hem bir satış mecrası... ...aynı zamanda da bir reklam mecrası olarak da görüyor. Sesini duyurma anlamında. Çünkü aylık bizim ziyaretimiz 85 milyonlarda. E, o geceye özel 20 milyon dedim. Ortalamada büyük bir AVM'nin... ...AVM'lerin e, doldurabileceğinden belki daha fazla bir ziyareti... E, ...biz bir ay içerisinde dolduruyoruz. Dolayısıyla... Yiyecek içecekten etkinliklere, sinema, tiyatro e, ürünlerine kadar mesela bu Efsane Cuma'da yıllık satın alabilecekleri farklı markaların ürünlerini e, tüketicilerle buluşturuyor olacağız. Dolayısıyla çok farklı değişik markaları sürpriz olarak platformumuzda alışveriş e, ve kampanya katkısı anlamında müşterilerimiz görecekler. Arsa alabilecekler aldık bu arsalar e, altyapısı tamamlanmış garantili arsalar olacak ve arz ettikleri takdirde prefabrik evi de bu arsa için sitemizden alacaklar. Yani demin saydığım 30 kategorinin ötesinde böyle güzel sürprizler de olacak. Peki, son olarak bir de bu işin güvenliğini konuşalım. Çünkü izleyicilerimizin aklında bir de bu soru işareti var. Ee, belki ilk kez yapacak olanlar var e, internet üzerinden bu alışverişleri. Belki daha önce de yapmış olan ama çekinebilecek olanlar var. Dolayısıyla sizlerden bu işin güvenli e, yapılmasının belki biraz yollarını biraz da e, bu işi nasıl kurgulamak lazım onu dinleyelim. E, güvenlik hep o konuşulur. E, aslında rakamlara baktığımızda Türkiye e, online'da kredi kartını verdiğinizde bununla olan hani kartımı çalarlar, orada bir şey yaparlar şeyde dünyanın, dünyada en düşük e, bu problemin olduğu ülkelerden bir tanesi. Oransal olarak nasıl? Yani e, bankalar, yani BKM'nin böyle <laughs> bir e, rakamları evet. var ama yani dünya ortalamasının dörtte birinde gibi bir, bir noktadayız. E, şimdi ama tabii ki bu tüketiciye hala daha fazla güven vermemizin e, önünde bir engel değil. E, bizim burada tavsiyemiz şu oluyor derne dernek olarak. Siz sonuçta normalde de yani normal perakende de bir bir, bir işlem yaparken e, bilindik markaları bildiğiniz gördüğünüz tanıdığınız e, mağazalardan alışveriş yapmak her zaman aldığınız ürünün kalitesi orijinalliği konusunda nasıl bir güven veriyorsa internette de aslında aynı mantığı e, uygulamak gerekiyor. E, bir de ayrıca tabii sosyal medya üzerinden satışlar şu ara çok e, yüksek ona da e, dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aslında e, Türkiye'de internetten satışlar devlet güvencesi altında yani. Mesafeli satış sözleşmesi her türlü tüketici hakemiyeti nezdinde geçerli bir şey. O mesafeli satış sözleşmesinin olması, bilindik markalardan alınmış olması zaten aslında bu güveni sizi koruyor ve bu güveni sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de katıldığınız için. Elektronik ticareti konuştuk. İki değerli konuğumuz vardı. Bir tanesi Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi ve Hepsi Burada.com Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Her İkinize de teşekkür ederiz. Ekonomi bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.